Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili dostlar. Bugün Antalya yağışlı. Çarşamba pazarının kurulduğu alan motosiklet eğitim ve sınav alanı. Bugün de biraz öncesine ya sınav için ya da eğitim için çalışıyorlardı. Yağmur çok hızlandığı için şu anda durdu gibi. Allah hayırlı rahmetler ihsan eylesin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ezilletin alel müminine e'izzetin alel kafirin. Sadakallahul azim. Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men tevâda'a rafa'ahullah. Sadaka Resulullah fîmâ kâl evkemâ kâl. Daima ilerlemeyi, maddeten ve manen yükselmeyi gaye edinmiş sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim. İnsanı yükselten güzel huylardan biri de tevazu, yani alçak gönüllülüktür. Dünkü sohbetimizde kibirden, büyüklenmekten bahsetmiştik. Bu da kibrin zıddı tevazu, alçak gönüllülük. Çünkü bu güzel huy olgunlaşmanın, büyüklüğün, ağırbaşlılığın ve kuvvetli bir imanın meyvesidir. En çok sevdiğimiz insanlardır tevazu sahipleri. Zengin de, fakir de olsalar, yüksek makam ve mevki sahibi de olsalar veya olmasalar da yine onları severiz. Tevazu sahibi, alçak gönüllü insanları. Mevki sahibi de olsalar, olmasalar da yine severiz, sevilir bu kişiler. Çünkü tevazuun bizzat kendisi sevgiye layıktır. Tevazu sahipleri asla üstünlük duygusuna kapılmazlar. Kendilerini büyütmezler. Bütün hareketlerini kontrol edebilen insanlardır. Kendilerini övme yoluna girmez. Faziletlerini gizlilik toprağına gömerler. Onlar meyveli ağaç gibidirler. O ağacın dalları meyvelerinin ağırlığından dolayı sarkar. Onlar toprağı andırırlar. Yunus tevazuyu öğütlerken bu sıfatı taşıyanların toprak gibi olduklarına dikkat çekmiştir. Miskin Yunus erenlere tekebbür olma, toprak ol. Yani büyüklenme, toprak ol. Miskin Yunus, erenlere tekebbür olma. Arkadaşlarına, erenlere kibirli davranma, büyüklenme, toprak gibi ol manasında. Evet, topraktan biter kullisi, gülistan toprak bana diyor devamında. Topraktan biter kullisi, gülistan toprak bana. İşte toprak rengarenk çiçekleri bitirdiği gibi tevazu, alçak gönüllülük gösteren insanda da güzel huylar boy gösterir. İşte bunun içindir ki güzel huylular üstündürler. Değerlidirler. Başlar üstünde tutulurlar. Feridüddin Attar'ın dediği gibi, onlar daneye, tohuma benzerler. Tane toprağa düştüğü için eller üstünde gezdirilir. Başak baş çektiği için ayaklar altında ezilir. Dikkat buyurun tabire. Tane veya tane toprağa düştüğü için eller üstünde gezdirilir. Ellerle ekilirdi. El üstünde tutulurdu ama ne zaman
Başak baş çektiği, artık topraktan çıktı, yükseldi. Baş çektiği için ayaklar altında ezilir. Ezilip samanından ayrılır, temizlenir. Artık buğday olur, bulgur olur, un olur vesaire vesaire. Evet, tane toprağa düştüğü için eller üstünde gezdirilir. Başak baş çektiği için ayaklar altında ezilir. Evet sevgili dostlar, tevazu sahiplerini herkesten önce Allah yükseltir. Çünkü Allah Celle Celaluhu kanununu böyle koymuştur. Allah Resulü bu gerçeği, kim Allah için tevazu gösterirse Allah onu yükseltir hadisleriyle ifade buyurmuştur. Kim Allah için tevazu, yani alçak gönüllülük yaparsa, gösterirse Allah onu yükseltir. Taç 5'e 51. Bu yükseltme manen olduğu kadar maddeten de söz konusudur sevgili dostlar. Peki tevazu nasıl kazanılır? Biraz da bunun üzerinde durmaya çalışalım. Tamam, tevazu da nasıl kazanılır? Sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim, Beyazıt-ı Bestami Hazretleri, kişi kendini ve Rabbini bildiği ölçüde tevazu kazanır der. Kişi kendini ve Rabbini bildiği ölçüde tevazu kazanır. Alçak gönüllülüğü olur. Kendisini insanların en kötüsü görmedikçe de tevazuya ulaşamayacağını söylüyor. Kendisini İnsanların en kötüsü görmedikçe de tevazuya ulaşamayacağını söylüyor Beyazıt-ı Bestami Hazretleri. Fudayl bin İyaz ise tevazuun İster cahil, ister çocuk olsun, hakkı kimin elinde görürse onu kabul etmekle elde edilebileceğini söylüyor. Bediüzzaman Hazretleri de lezzetli üzüm salkımlarının özelliklerini veya lezzetli üzüm salkımlarının özellikleri kuru çubuğunda aranılmaz. Lezzetli üzüm salkımlarının güzelliği veya özelliği kuru çubuğunda, kurumuş çubuğunda aranmaz diyerek sahip olduğumuz bütün iyilik ve faziletlerin Allah'ın ihsanı olduğunu kabul etmekle tevazuun elde edilebileceğini belirtmiş oluyor. Evet. Lezzetli üzüm salkımlarının özellikleri kuru çubuğunda aranılamaz. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz alabildiğince mütevaziydi. Kral bir peygamber mi yoksa kul bir peygamber mi olmak istersin şeklindeki ilahi teklifi kul peygamberliği kabul etme yönünde
kullanmıştır. Kul peygamber. Kral peygamber olmak istemem. Kul peygamber. Muhammeden abduhu ve rasulü demiyor muyuz? Kulu ve rasulü. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Eşhedü en la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Şehadet ederim ki. Ve yine şehadet ederim ki. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Şehadet ederim ki Hazreti Muhammed Aleyhisselam Allah'ın kulu ve Resulüdür. Amenna ve saddakna. İşte kral peygamber mi olmak istersin, kul peygamber mi teklifine Cenab-ı Hakk'ın kul peygamber olmayı istediğini belirtmiştir. Bir kul gibi yemek yiyeceğim, bir kul gibi oturacağım buyurmuştu. O eşsiz tevazu abidesi zayıf ve fakirlerle oturmaktan, onların işlerini görmekten zevk alırdı. Bir keresinde huzuruna bir adam gelmiş, heybeti karşısında, peygamberimizin heybeti karşısında titremeye başlamıştı. Onu şöyle teskin etti. Ben kral değilim. Kureyşli kuru et yiyen bir kadının oğluyum. Hayatü Sahabe 2'ye 365. Ben kral değilim. Kureyşli kuru et yiyen bir kadının oğluyum. Resulullah'ı örnek edinmeyi hayatının gayesi edinmiş Hazreti Ömer radıyallahu anh da bir gün nefsinden farklı duygular geçtiğini görünce şunları söylemişti. Hatırlıyorum da bir zamanlar bir avuç hurma karşılığında mahzum oğullarından halalarımın koyunlarını gütmüştüm. Hatırlıyorum da bir zamanlar bir avuç hurma karşılığında mahzum oğullarından halalarımın koyunlarını gütmüştüm. Nereden nereye? Şimdi İslam halifesi oldum. Hazreti Ömer radıyallahu anha niçin böyle davrandığı sorulduğunda da nefsim bana sen müminlerin emirisin, senden şerefli kimse var mı demişti de ona kim olduğunu hatırlatmam dolayısıyla böyle yaptım cevabını vermişti. Evet. Nefsim bana sen müminlerin emirisin, senden şerefli kimse var mı demişti de ona kim olduğunu hatırlattım. Sen busun. Önceden böyleydin. Şimdi burada halife olduğuna bakma cevabını vermişti. Aynı Hayatü Sahabe 2'ye 368'de belirtiliyor. Demek ki sevgili dostlar, mümin ve mümine kardeşlerim, tevazu denen bu güzel haslet diğer insanlardan farklı bir kul olmadığını görüp öyle davranmakla kazanılıyor. Ne mutlu bu duygularla hareket edenlere, bu duyguyla davranabilen insanlara. Yüce Mevla bizleri de bu duygularla şereflendirsin inşallah. Ve kibirlenmekten, büyüklenmekten muhafaza buyursun. Alçak gönüllü olmayı, tevazu sahibi olmayı nasip ve müyesser eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun sevgili dostlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.